hasta hamileyken yaptığım sporlardan bahsediyorum. Herkese merhabalar efendim. Beni eskiden beri takip edenler iyi bilir. Benim böyle çocukluğumdan beri spor hayatımın en merkezinde olan şeydir ve bana kendimi en iyi hissettiren şey de spordur. Hem fiziki olarak hem de böyle hani ruhsal olarak yani psikolojik olarak spor yaptığımda kendimi daha iyi hissediyorum ve sürekli hareket halinde olma isteğim var. Bu yüzden de açıkçası hamileliğimin başından beri yine en çok araştırdığım şeylerden bir tanesi zaten videolarımda hep açıkça söyleyeyim size benim en çok kafamı kurcalayan ve araştırdığım noktalara değinmek istedim. Spor da bunların en başında geliyordu. Hani spor nasıl yapılır, nasıl yapmalıyım, hangi sporları yapabilirim, nasıl olmalıyı hep araştırdım. Kaçıncı haftadan itibaren başlamalıyım kısmına falan. O noktada da bir yol kendime bir şey çizdim ve bu şekilde şu an 37. haftadayım. 2 gün sonra 38'e gireceğim. Bu yolda böyle güzel bir şekilde devam ettim. Burada da şimdi size neler yaptım, nasıl hareket halinde kaldım biraz onlardan bahsedeceğim. İlk kuralı söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle doktorunuzun onayı. Yani hamilesiniz, spor yapmak istiyorsunuz okey ama asla doktorunuza sormadan buna başlamayın. Ben de bir kere zaten ilk 3 ay falan hiçbir şekilde bu işlere girmiyorsunuz, bu atraksiyonlara. Biraz da sakin kalıyorsunuz. Hamile olduğunuzu özümsüyorsunuz, ediyorsunuz. Bebeğiniz bir rahat rahat karnınıza yerleşiyor, yerini belirliyor. Daha sonra zaten bir şekilde size doktorunuz da bunu yönlendiriyor diyor ama siz de bunu sorabilirsiniz. Spor yapıp yapmamanızda bir mani var mı? Ya da işte spor yapacaksınız ama ne boyutta bir spor? Hani pilates mesela yapabilir misiniz ya da sadece yürüyüş mü yapmalısınız falan? Bunları kesinlikle doktorunuza sorup bu şekilde ilerlemeniz en sağlıklısı olacak. Çünkü artık içinizde bir canlı var ve aldığınız hiçbir karar sadece sizi etkilemiyor. Ben de işte yine bir 3. ayımı doldurduktan sonra falan galiba 14 ya da 15. haftada başlamış olabilirim. Ben ilk böyle bir araştırdım, ettim. Ne yapmalıyım, ne etmeliyim? Şimdi ben yıllardır spor yapıyorum. Acaba tek başıma spor yapabilir miyim? YouTube'dan bulduğum videolarla falan. Biraz araştırdıktan sonra dedim ki ben bunu böyle yapamayacağım. Çünkü ben zaten spor konusunda şunu da bunu da pimpirikli biriyim. Bu işin eğitimlerini almış insanlara acayip saygı duyuyorum. Hele bu işin içinde bir de hamilelik varken ne yapmam gerekiyorsa o işin hamilelik kısmında bilen biriyle yapmalıyım diye böyle bir araştırmaya başladım ettim. Bayağı çok uzaklarda ararken burnumun dibinde belirdi çok şansıma. Ben böyle küçükken işte anlatmışımdır belki ya da anlatmadıysam da şimdi söyleyeyim. Bayağı 5 yaşında falan tekvandoya başladım ben. Abimle birlikte böyle spora gidiyorduk işte tekvandoya şuya buya. O zamanlar Armağan'la Emre vardı. Armağan benle yaşıt ya da bir yaş falan var aramızda. Emre bizim biraz daha küçüğümüz, onun kardeşi. O zamanlardan böyle spor arkadaşım. Bu çocuklarla da her zaman takipleşiyoruz, ediyoruz. Çünkü onlar kariyerini spor olarak devam ettirdiler. Ve üniversitede de spor olarak devam ettirdiler kariyerlerini. Bu ne? Aynı şeyi söylemiş oldum. Besyo mu deniyor bu şeye? Yani spor akademisi okudular. Doğru bir şey mi bu? Bilmiyorum. Üniversitede spor okudular. Siz anlayın orasını. Ve hayatlarını hani bu şekilde devam ettiler. Onların zaten bir pilates stüdyosu falan filan da vardı. Daha sonra bir Armağan'la danıştım. Ya Armağan merhaba. Ben işte 15 haftalık hamileyim. Pilates yapmak istiyorum. Ama açıkçası çekiniyorum. Çünkü hani bunun da bileniyle yapmak istiyorum. Dedi ki Aysel hani ben açıkçası şeyim zaten açıkçası hani pilates eğitmeni zaten çocuk ama hani ben kendimi hamilelik konusunda da geliştirip bunların eğitimini aldım ettim. Hani istiyorsan birlikte de yapabiliriz ama şimdi onlar dünyanın bir ucunda oturuyor İstanbul'un, ben İstanbul'un bir ucunda nasıl yapsak falan. Zaten pandemi var istersen online yapalım derslerimizi. Önden bir tur bir görüşelim dedi. Hani bir bakalım edelim doktorun ne diyor her şeyi bir konuşalım edelim. Sonra derslere başlayalım dedim ki süper oh. Yani yerde ararken gökte bulduğum kısmı burası oldu benim için. Doktoruma işte sordum ettim. Onun bana yönlendirdiklerini. Doktorumun söylediklerini ona yönlendirdim. O işte baktı etti. Ne kadar ne yapabiliyorum ediyorum derken biz arkadaşlar online olarak pilates eğitimlerine başladık. Ve aldığım en doğru karardı şimdiye kadar. Çünkü bakın 15. haftada başladım diyorum. Şu an 37 bitiyor 38'deyim düşünün. Allah nazardan saklasın. Bu dersler sayesinde benim ne bir belim böyle deli divane ağrıdı. Ne ödemden yürüyemez oldum, ne sırtım ağrıdı. Yani
Böyle ders yapmadığım zamanlar asıl bütün ağrılar üstüme geldi. Ders yaptığım her noktada da beni aşırı iyi hissettirdi ve vücudum çok rahat bir şekilde normal hamile değilmişim gibi hayatına devam etti. Ama burada benim için tekrar söylüyorum, en önemlisi de bilen biriyle, yani bunu gerçekten hamile pilatesini bilen biriyle yapıyor olmamdı. Çünkü Aysel ya hani ne alaka, şimdi açsak bir video izlesek kendi kendimize yapamayız mı diyorsanız, ben yapmam. Açıkça söyleyeyim, bakın 5 yaşında tekvandoya başladım ama yapabilirim gibi bana da bir dönem gelmişti. Çok açık söylüyorum size. Normal zamanda yaptığınız sporla hamileliğinizde yaptığınız spor asla aynı değil, asla denk değil. Bakın ben crossfit yaptım ya. Ne kadar bana ne koyabilir falan diyordum. Hık hık ağırlık kaldırıyorum ediyorum. İlk spora başladık. Armağan bana diyor ki işte, Aysel ayağını birazcık kaldır. Çok da kaldırma. İşte şöyle bir hareket var, onu yap. Yorulduğunda da söyle. Ay diyordum, deli galiba yani. Abi bir şey de diyemiyorum çocuğa şimdi ama hani çok uzun süre hani böyle tam uzaktan görüşmüşüz etmişiz ama şey falan derim, Armağan'cım ya ustam ben de tekvando yaptım biliyorsun, sporda hiç bırakmadım, crossfit'te yaptım falan. Böyle gülüyor tatlı tatlı bana. Tamam Aysel'cim sen yine de bir dene söyle falan. Arkadaşlar bir hareket, bu kadar basit bir hareket nasıl bu kadar zor gelebilir? Asla vücudunuzun enerjisi, temposu, hareketi hamilelik öncesi gibi değil. Çok daha zorlaşıyor. Çok daha zor. En basit hareket bile bir anda size çok daha zor gelebiliyor. Artı bir hareketi yaparken doğru mu yapıyorsunuz, yapmıyor musunuz? Bunun kontrol altında tutulması o kadar önemli ki, çünkü bilmeden gerçekten plasentayı da sıkıştırabilirsiniz. Bilmeden kendinizi, belinizi daha çok ağrıtabilirsiniz. Allah korusun bebeğe zarar verebilirsiniz. Bu yüzden de yaptığınız her hareket tam olarak doğru mu değil mi, acaba aşırıya mı kaçıyorsunuz, kontrol altında tutulmalı. Sayılarınız şuyunuz buyunuz bile. Çünkü videoda izlerken mesela ben zaten bunu yapabilirim, dur birazcık daha fazla yapayım dersiniz ve onu biraz daha fazla yapmamanız gerekiyordur mesela. Bu yüzden de ben açıkçası size durup da şu anda şey diyemiyorum bu videoda işte. Arkadaşlar ben şu hareketleri yaptım ve bundan çok memnun kaldım, hadi şimdi siz yapın değil. Bence hamileliğinizde spor yapmayı düşünüyorsanız, pilates yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle hamilelik pilatesi bilen biriyle. Bakın bunun da altını çiziyorum çünkü bence farklı. Onu söyleyeyim yani. Bence değil zaten öyle yani. Çok daha farklı. Hani hamilelik anatomisini de bilip size spor yaptırması gerekiyor kişinin. Bence bir bilen tarafından yapmanızı ben size tavsiye ederim. Peki şimdi diyeceksiniz ki Aysel bunu söylemek için bu videoyu mu çektin? Yani tamam anladık, bir tane eğitmenle birlikte pilates yapması var. Tabii ki daha hayır. Anlatacağım daha neler yaptım. Bu sadece birinci, yani aslında ilk kısmı doktor dedim. İkinci kısmı bir hoca ile birlikte spor yapmak kontrollü şekilde dedi. Bu arada şey ya, Armağanların Instagram sayfasını ben şey koyayım, açıklamaya koyayım size. Aynen oradan bir bakın edin siz de belki, çünkü mesela ben keşke bana da böyle, benim büyük şansımdı keşke niye diyorsam yani. Hani ben zaten biliyordum, dur ya bir Armağan'ı arayayım, bana yakın bir yerlerde hoca varsa diye diyebildim edebildim ama mesela böyle buldu, aramaya başladığınızda falan internette çok zor yani. Bir de güvenecek misiniz? Sana doğru mu söylüyor? Gerçekten hamilelikle ilgili eğitim mi almış? Benim böyle kafamda deli sorular vardı. En azından ben gerçekten güvendiğim ve bildiğim bir insan bu. Aldığı eğitimleri ben biliyorum. Geçmişini ben biliyorum falan. O yüzden aşağıda size ben onların Instagram sayfasını koyuyorum. Onların pilates stüdyolarının. Eğer sizin aklınızda böyle bir şey varsa iletişime geçersiniz onlarla. O başka bir konu. Şimdi onları da bir ayrı aldım. Üçüncü kısmına geliyorum. Başka ne yapıyordun Aysel derseniz, arkadaşlar ben yürüyordum. Hala daha da yürüyorum. Yürümeye de devam ediyorum. Büyük ihtimalle doğurana kadar da yürüyeceğim. Çünkü nerede araştırırsanız araştırın. En büyük çıkan şeylerden biri de şu, yürüyüş. Şimdi diyeceksiniz ki bana, Aysel ya tamam senin belki işte şeyin var, fırsatın var. Sitenin şurasında yürüyorsun. Yok yan parka gidebiliyorsun, yürüyorsun. Biz nasıl yürüyeceğiz diye. Hiç bu bir bahane değil. Nasıl yürüyeceğinizi gösteriyorum. Siz yeter ki hareket etmek isteyin. Siz yeter ki deyin ki Aysel ben hareket etmek istiyorum ama
dışarıda yağmur yağıyor, nasıl yürüyeceğim? İşte benim burada yürümek için alanım yok. Hepsinin çaresi bende. Ben bildiğiniz üzere, bilmiyordunuz tabii ki de ama şu an en azından biliyorsunuz, bayağı bildiğiniz kış hamilesiydim ve benim de açıkçası yürümek ya da hareket etmek için çıkabileceğim bir yer yoktu. Çünkü yağmur yağıyor, hava soğuyor, iki yürüyeceğim diye de kendimi hasta edemezdim. Ama hareket etmek şart. Çünkü oturdukça oturuyorsunuz ve daha çok ödem olup daha da hareketsizleşiyorsunuz özellikle bu süreçte. İşte ben ne yaptım? Hiç kendime bahane bulmadım. Her gün kendime bir saat belirledim. İşten geldiysem o gün, işe gittiysem, işten döndükten sonra bir saatte uyduruyorum işte. Yemeğimi yedim, hafif dinlendim, ettim. Saat 9. 9'da bakıyordum, kalkıyordum. 15 dakika boyunca arkadaşlar. Bacaklarımı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sol var ya bayağı. Bu şekilde asker yürüyüşü gibi her gün 15 dakika yürüyüş yaptım. Bu yürüyüşü yaparken bakın bacaklarımı da olabildiğince böyle mık 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 değil, olabildiğince hafif yukarıya çekip, aşırı da değil ama hani şu da değil, mık mık da değil, yani anladınız siz beni, belli bir boyutta çekip kollarımı aşırı hareket bu şekilde ettirip, çünkü üst kısmım da çalışsın. Hatta bazen Şöyle müzik açıp dans ede ede 15 dakika boyunca her gün ben bunu yaptım. O yüzden de hiç bana bahane üretmeyin. Bugünden itibaren spor yapmaya karar verdiyseniz, ay ben pilates hocası tutamam, ay benim yürüme yerim yok, ay benim şuyum yok buyum yok der diyorsanız bile artık buna da bulacak bahaneniz yok. Şimdi size bu göstereceğim hareket bence en iyi gelen ve en kolay, en kritik hareketlerden biri. Yani size 4 tane kol hareketi göstereceğim ve bu sizin gerçekten de kolunuzun esnemesi, açılması, sırtınızın rahatlamasını en çok sağlayan şey. Biz pilatese ilk başladık. Armağan bana dedi ki, Aysel sana 4 tane hareket göstereceğim. Yorgunum, işteyim, şuradayım, buradayım demeyeceksin. Bu hareketlere kesin gün içinde zaman ayırıp yapacaksın dedi ve bana verdiği en iyi tavsiyeydi. İlk hareket şöyle, herhangi bir yerde oturuyorsunuz, ister sandalyede oturun, ister benim gibi pilates topu üstünde oturun, ister koltukta oturun. Diksiniz, kollarınızı uzattınız, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Bu hareketi 15 kere yapacaksınız. Eğer baktınız yapamıyorsunuz 15 kere ya da ne bileyim az geldi 20 kere yapın ama çok geldi 15 derseniz 10'la başlayın. Ya yeter ki yapın, bir başlayın buna. Bu hareketi yaptınız. Hareketiniz hiç bitmeden ellerinizi yana ayırdınız, yani çevirdiniz. Şu şekilde. Zaten bunu yaparken sırtınızın nasıl çalıştığını kemiklerin anlayacaksınız. Bu hareketi de bitirdiniz. Kollarınızı kırdınız. Görüyorsunuz beni. Bu şekilde yukarı ve aşağı yapıyorsunuz. Ben şu an elimi yukarı yaptığımda görmüyorsunuz ama çok da bir şey kaybetmiyorsunuz. Yani normal yukarı ittiriyorum. Bu hareketi de 15 yaptınız. Kollarınızı uzattınız. İki kolumu da görüyor musunuz? Şöyle hafif O çiziyorsunuz arkadaşlar. 15 böyle. Sonra 15 de ters tarafa. Aa Aysel ya bunda ne var? Ben yaparım diyorsanız ne kadar da güzel. Hemen yapın. Bakın şu an ben çok devam ettirmedim bunu ama gerçekten ama gerçekten acayip sırtınızı ve kolunuzu çalıştıran hareketler. Acayip iyi gelen hareketler. Bunu kesinlikle kendinize alışkanlık ettirin. Dedim ya az önce kalkın 15 dakika yürüyün böyle böyle diye. 15 dakika yürüdükten sonra şu hareketleri yapmanız 5 dakikanızı bile almayacak. Bir de üzerine bunu yapın. Peki Aysel bu kadar mı? Sadece bunları mı yapıyorsun diyorsanız tabii ki de asla bunları sadece bunlara yapmıyorum. Asla durmuyorum ve sporuma devam ediyorum. Yani evet işte kalktın iki yürüdün fıtı fıtı. İki kolunu indirdin kaldırdın. Bir de armağanla ders yapıyormuşsun haftada iki kere falan. Bir de her gün yaptığım hareketler var arkadaşlar. Şöyle ki bunun da direkt linkini koyacağım bu arada açıklamaya. Yani açıklamaya bir armağanın stüdyosunun linkini koyacağım. Bir de benim YouTube'da bulup doğumu kolaylaştıracağını düşündüğüm. Ve bence öyle de olacak zaten. Böyle hareketleri dizen bir video bulmuştum. Yine bir tane çok bence bu işi bilen hamile bir kız. Hamile mi acaba yastık mı koymuştur karnına? Onu hiç düşünmedim bak. Her neyse bir doğum videosundan öğrendiğim hareketler var. Onu da size aşağıda linkini koyacağım. Her gün bunları da yapıyorum. Yani
kaçıncı haftamdan itibaren buna başladım bilmiyorum ama her sabah rutinim sabah 9'da kalkıp fıtı fıtı kollarımı böyle pilates topu üzerinde yaptım. Armağan'ın bana gösterdiği kollarımı ve sırtımı kuvvetlendirecek 1 kiloluk dumbbell'larla yaptığım hareketlerim var. Şu an sizi yanlış yönlendiririm diye aşırı korktuğum için göstermediğim hareketlerim, onları yaptım. Bir de üzerine pilates topu üzerinde bebeği böyle doğum kanalına sokacak, sizin belinizi rahatlatacak, sizin böyle doğumunuzu kolaylaştıracağını söylenen ve benim de kolaylaştıracağını düşündüğüm hareketler var. Onları tamamlıyorum. Dediğim gibi onun da videosunu açıklama kısmına koyacağım. Geldik bir videonun daha sonuna. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini temizleyen bir video olmuştur. Siz belki de bu videoya şey diye gelmiş olabilirsiniz. Dur şimdi açacağız. Aysel bize bundan önce karın göstermişti, bacak göstermişti. Yine bir şeyler gösterecek. Maalesef ki gösteremiyorum. Dediğim gibi yani çok özel bir durumdasınız. Bu videodaysanız çok özel bir durumdasınız. Karnınızda bir canlı var ve kesinlikle işi bilenler tarafından görüp öğrenmelisiniz. Ama en azından size bir pilates hocası önermiş oldum. Bir doğuma hazırlık videosu buldum. Çok çok araştırıp içlerinden en beğendiğim ve bu arada Armağan'a da sordum. Armağan ben böyle bir video buldum. Bak böyle böyle hareketler yap diyor. Yapayım mı dediğimde bence de yapsana iyi gelir dediği ve onaylanmış ve benim de her gün çalıştığım hareketlerin olduğu bir video önerdim. Size bence birazcık bir tembelliğiniz varsa benim yürüyecek yerim yok bahanelerinizi de ortadan kaldıracak bir öneride bulundum. Daha ne olsun, bence bir videoda aranacak her şeyin cevabını verdim. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.